Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta programda KISS'ten bahsedeceğiz. Aslında benim pek de hakim olmadığım bir grup olduğunu baştan söyleyeyim. O yüzden eksik bir parçası kalırsa şimdiden özür diliyorum kendi adıma. KISS benim ilgim olduğunu zaman içinde fark ettiğim gruplardan. Benim de enteresan bir ilişkim oldu hep KISS'le. Hani çocukluk yıllarımda eve giren müzik dergilerinde resimlerini gördüğüm, bana ilginç gelen fotoğrafların işte o zamanki Hey Tabii. dergisi vesaire, hani veya eve girdiyse bir Bravo dergisi falan, onlarda fotoğraflarını gördüğüm veya gazetelerden şöyle şeylerini hatırladığım, işte bir ses konserde ses rekoru kırıyor KISS, işte bir jet kalkarken çıkan ses bunların konserinde oluyor vesaire türü. Böyle günlük gazetelere yansıyan dış magazin haberi boyutunda tanıdım. Daha sonra kendim böyle müziğimi seçerek dinlemek peşine düştüğüm dönemlerde tabii ki merak edip hemen gittiğim ama o görüntüden beklediğim gürültüyü bulamadığım için çok çabuk vazgeçtiğimi düşündüğüm bir gruptu KISS. Yani görüntüde ortalığın kan revan olması lazım ama şarkıyı dinliyorsun. Biraz hatta disco mu bu ya filan. İşte o yaştaki değerlendirme noktandan böyle görünce de diyorsun ki bunlar yalanmış, sadece görüntü, ben başka yerlere gideyim. Fakat aradan geçen zaman, ki hiçbir zaman da KISS fanı olarak görmedim kendimi, gidip böyle bir albümlerini falan aldığımı hatırlamıyorum gençliğimde veya genç irisi olduğumda veya hani daha da büyüdüğümde diyeyim. Hani böyle bir KISS tüketicisi olarak da görmedim kendimi. Fakat bir gün böyle bir şarkılarını biriyle, Nicki ile mi konuşuyorduk bilmiyorum. Fark ettim ki o kadar çok şarkı biliyorum ki ve hepsi de aslında sevdiğim şarkılar. Evet. Tuhaf bir his geldi bana ya. Ben aslında hani KISS deseler evet abi filandan öte bir şey demeyeceğim grubu. Aslında baya baya seviyormuşum. Bizim Necati Tüfek de biliyorsunuz Necati Kod Müzik. Yani Türkiye'de bağımsız müzik neyliğinde konser organı. Sonic Youth'u filan da Türkiye'ye getirmiş Necati. Büyük bir KISS fanıdır. Benim hayatta gördüğüm en büyük KISS fanlarından biri tanıştıklarımdan. Daha sonra etrafımda şöyle bir eşe dosta sordum. Çok sayıda KISS fanıyla çevrildiğimi gördüm. Ve hani ondan sonra ben de işte mesela tişörtlerini giyiyorum. Seviyorum. Güzel bir playlistlerimde şarkılarının sayısı arttı. Böyle bir kişisel açıdan baktığımızda böyle bir durum, ama KISS'in hikayesine baktığımızda müthiş Amerikan, müthiş bir başarı hikayesi. Tabii. Müthiş bir hanedanlık içindeki kavgalar, çatırtı. Hoş, kavgaya pek mahal veren bir grup değil yani. Gene Simmons ve Paul Stanley'nin dediği oluyor. Evet, daha çok da Gene Simmons'ın dediği oluyor. Hani sıralamaya bakarsak grubun hiyerarşisinde bu ikili İlk kuran zaten bunlar da. İstersen kuruluş hikayesinden başlayalım. Bu arada az önce dedin ya ne kadar çok şarkısını biliyormuşum. Ben de bu grubu tekrar işte bu Jack Talks için çalışırken şarkılarını da elbette hani bir yandan da dinliyorum. Aa, ne kadar çok şarkısını biliyormuşum canım, gerçekten. Yani yarısını da ezbere. Bu arada hani ben senden daha küçük olmakla birlikte bu onların işte makyajsız çıktılar, makyajsız yakalandılar gibi böyle hani magazin haberlerinden çok etkilendiğim küçükken, hani daha bu kadar işin içine girmemişken net bir şekilde hatırlıyorum. Babamdan dolayı büyük bir ihtimalle, ama hani tabii ki bir çocuk için çok ilginç gelen bir makyaj mevzusu var. İlerleyen yıllarda hani daha çok çocukların dinlemeye başlaması, KISS'in o KISS Army'ye bazılarının. KISS Army'ye geliriz. Evet, yani bu çocukların grubu olmaya doğru yönelmesinden duydukları rahatsızlık okuduklarım arasındaydı. Ama hani çocukların evet hoşuna gidiyor. İşte birisi kedi kılığında, birisi bilmem ne kılığında vallahi falan. Çok başta değil ama sonra. Şikayetçi olduklarını sanmıyorum. Çünkü KISS olmaz tabii. Çok iyi bir işletme. Yani çok, Rolling Stones örneğinde de görmüştük. Hani KISS çok akıllı oluşturulan, devam ettirilen bir proje ve bunda da bir beis yok. Bu utanılacak bir şey de değil hani. Bu şey dedin ya, senin bu ilgini çeken konulardan biri olduğu için bir kenara not aldım. Bu en son işte turneleri var ya, hani artık veda turnelerinden birisi. Gerçi pandemi girdiği için ara verdiler, hani bayağı o yüzden uzadıkça uzadı. Affedersiniz. $3,500 VIP package, ultra, ultimate VIP package satıyorlar. Bunun içerisine de işte KISS elemanlarıyla fotoğraf çektirme gibi bir takım şeyleri
Hatta Kiss'in 4 şarkısına şovdan önce soundcheck'e gelebiliyorsunuz, soru cevap yapabiliyorsunuz gibi böyle bayağı da açıklayacakları. $3,500 verirseniz eğer buna katılabiliyorsunuz. Evet. Bu arada verirseniz Türkiye'ye gelmiyorlar ama Avrupa'ya ve İngiltere'ye gelecekler. En son söyleyeyim ben, 15 Temmuz Norveç var, sonra Amerika'ya gidiyorlar. 3 Haziran'da da İngiltere ile başlayacak olan bir Avrupa İngiltere turnesi var. İlgilenenler işte Fransa var, şimdi Belçika var. Bu meşhur End of the World Tour. Evet. Son turneleri. Yani daha önce de final turnesi falan çıkmışlar da bunu ayarladılar, konuştular. Madem turneyi konuştuk, onu çıkaralım aradan diye. Bunu 2019'da yapacaklardı. Araya pandemi girdi. Ertelendi. Şimdi işte başladılar. Latin Amerika bitti. Brezilya'da şimdi galiba. Aynen. İşte geçenlerde sahilde fenalaştı ama dehidratasyonmuş. Su içtim, iyileştim diye açıklama yaptı Gene Simmons falan ama turne devam ediyor. Şöyle yapacaklar. Dediğin gibi Avrupa'ya geliyorlar. Temmuz'a kadar ağırlıklı bir İngiltere, Avrupa'da işte Norveç var, Almanya var vesaire. Sonra Amerika'ya dönüp aralığın 1'i ve 2'sinde New York'ta Gene Simmons diyor ki doğduğumuz yerde... Evet. 10 blok ötede 50 yıl sonra bu defteri kapatacağız. Yani bu defteri derken turne manasında. Sonunda geldik madem, başına dönelim. Hı hı. Daha öncesinde Wicked, bunlar New Yorklu tipler hepsi. Evet. Yani Gene Simmons, Bronx, Brooklyn, Queens. Aynen, Gene Simmons İsrail'den göçmüş New York'a. İşte biri Bronx'ta, biri oradan bilmem ne. New Yorklu tipler, müziğe meraklılar. Bazılarının değil, hepsinin küçük gruplarda klasik, evet, o dönem görülen işte daha önce de konuştuğumuz Beatles'a özenip kurulan vesaire, tabii, tabii, gruplarda pişmişlikleri var. Bunların çoğu işte 1949, 50, 51, 47 yani o civarlarda, bir tek içlerinde en büyüğü Peter Criss'ti galiba. Diğerleri birkaç yaş daha küçük. Çeşitli gruplarda daha sonra Paul Stanley ile Gene Simmons, Wicked Lester diye bir grupta. Bunların içinde en böyle hani plak anlaşması olan, hatta bir kayıtları yapılıyor. Basılmıyor mu? Sonra basılıyor. Hı. Kiss meşhur olduktan sonra, evet, basılıyor. Şeyde de var hala, Spotify'da. Biraz da dinledim ben nasıl bir şeymiş. Nasılmış diye. Nasılmış, ben de bakacaktım, unuttum. Ya bilmiyorum, başka bir şey olarak neysem ilginç gelebilir miydi? Biraz uzun geldi. Biraz fazla neye özeneceğini bilemeden o dönem çıkan gruplar var. Hani bir oraya bir buraya savrulan biraz o gruplardan biri gibi geldi. Yani tam yolu tutturamamış da biraz progresif mi olalım yoksa biraz hard rock mı yapsak? Bak folk grupları da tutuyor. Birazcık böyle mistik bir şeyler mi koysak derken yuvarlanan gruplardan biri gibi geldi. Neyse, bunların ikisi kendi gruplarını kurmaya çalışıyorlar. Bu sırada işte Peter Criss bunlardan biraz daha büyük olan, ona bir o da bir davulcu, kendine, evet, grup arıyor, ilan, evet, veriyor, evet, ilanla buluyorlar. Ama ilanda da ya, yani işte bilmem kaç sene ne olsa davulcu, çalarım. Ne olsa yaparım i̇şte abi. Bunlardan diyor. Bir 4-5 yaş büyük. O 1945'li mesela, Paul Stanley 1950'li ama o yaşlarda hani 18-19-20 yaşındaysan o 5 yaş biraz tecrübe olarak elbette fark ediyor ve ilk ve efsane kadro böylece bir araya geliyor. İlk baştan itibaren amaçladıkları o dönemin işte hard rock sound'unda, hı hı, bir şeyler yapmak ve işin sahne yönünü düşünüyorlar. Yani bu hani sen demin dedin ya, komiklere, şeylere, çizgi romanlara vesaire konu. Bir çizgi roman kahramanı gibi zaten doğuyor büyüyor ve çizgi roman kültürüyle de çok ilintili. Tabii tabii. Ki hani daha sonra çizgi romanları çıkacaktı. Gene Simmons'ın biliyorsun yayın evi var. Kendi çizdiği, tabii, kahramanlar var vesaire. Kendi çizgi romanları çıktı. O Marvel'den kendi kanlarıyla birlikte, onu da tekrar hatırlatalım. Bu efsane olaylardan bir müzik tarihinin. Basılan ki, şey. Evet, kendi kanlarını mürekkebe damlatıyorlar, kırmızı olanı. Hatta yanılmıyorsam Paul daha sonra söyle, iyi ki sarı mürekkebi de istemediler bizden diye diyoruz. Bu arada çok hemen güzel. Böyle daha ilerlemeden ben şunu anlatmak istiyorum. Paul Stanley sağ kulağı duymayarak, yani ona da ismini de söyleyeceğim tam, onun mikroşya, yani sağ kulağı küçük olarak doğuyor ve çocukluğundan beri bunun bullying, yani şeyini görüyor.
çocuklar. Bu yüzden zor zamanlar yaşıyor. Zorbalığını görüyor. Çok çok ama yani hayatım boyunca bunun şeyini gördüm. Ailemden de destek göremedim. Çünkü büyük bir ihtimalle bir sabah programına katılıyor ve burada anlatıyor. Ailem de hani öyle bir şey yoksa eğer kötülük yoksa görmezden gelirsek öyle bir şey olduğunu kabul etmezsek öyle bir şey olmayacaktır diye yanında durmuyorlar aslında Paul Stanley'nin. Bir de ablası var, o da bir takım psikolojik sorunları olan birisi. Elektroşok işte o dönemlerde tedavi yöntemi olarak, kullanılıyor. Onu gördükten sonra çekiçle işte Paul Stanley'nin üzerine saldırıyor. Ona işte küçük kulaklı canavar geliyor diye bayağı tüylerim diken diken oldu ve yani çok kötü oldum. Sonra şunu anlatıyor. Biraz sonra geleceğiz işte o makyaj döneminde falan. Ama benim diyor aslında kendime güvenir, insecure bir çocuktum ben diyor. Yani bu kendime güvensiz olarak büyümüş olmam ve böyle yaşamış olmam, bir takım problemleri içimde çözememiş olmam. Tabii ki ilerlemem gerektiğinin farkındaydım ama içimde çözemediğim şeyleri sahneye çıktığım zaman orada bırakabilmem için bir maskeye ihtiyacım vardı. Aslında birazcık buna faydası oldu. O maskenin sahneye çıktığım zaman bambaşka biri oluyordum. O kendine güvenmeyen çocuk sahnede bambaşka birine dönüşüyordu diyor işte makyaj meselesinde. Yani tabii ki bu yüzden olmadı ama yani onun için önemini böyle anlatıyor. Bunlar var ya bak, bu ghostwriter'lar. Bunlara biyografi falan yazarken bütün travmalarını falan deşe deşe benzetme yapmak için bir saçma sapan hikayeler de çıkarabiliyorlar. Bu doğrudur. Bu doğru, o kendi anlatıyor bunu. Ha tamam işte, ama hani herkes böyle yaralı yüreğimin minnak köşesi diye bunları anlattığında başka bir şey çıkıyor. Kesin bu makyajı gayet güzel bir pazarlama yöntemidir. Yani hani bunu tutup da ondan sonra ben sahneye çıkarken özgüvenimi boyayacağım diye boyadım falan değil bu işler yani. İşte zaten öyle değil dedim. Ama şöyle kendileri yapıyorlar bir kere makyajları. Tabii bayağı en kötü makyaj malzemesiyle falan başlıyorlar işte. Yani böyle motor yağı gibi şeyler falan sürüyorlar suratlarına. Evet. İsimler buluyorlar işte. Gene Simmons Demon oluyor. Evet. Şey Star Child oluyor. Evet. Stanley. Ace Frehley şey oluyor. Neydi onun? Peter şey de. Cat. Ötekisi de dur bakayım şuraya not aldım unutuyorum diye. Yani Spaceman veya Space Ace diye çıkıyor Ace Frehley'de. Böyle birer kendilerinden kendileri seçiyorlar karakterlerini ve buna uygun makyajlar yapıyorlar, kostümler vesaire. Daha böyle ikinci konserlerindeyken filan bunlar Manhattan'da Diplomat Otel diye bir otelde çalarlarken şey geliyor. Bu arada kimse de hiçbir yer bunlara yer vermediği için öyle otel lobilerinde çalıyorlar. Tabii neye benziyor yani, bir şeye benzetilemiyor gibi, ama o dönem otel barları da venue azlığından dolayı kullanılabiliyor aslında. Başka gruplarda da örneğini gördüğümüz bir şey. Bill Okin geliyor bunlara. Evet. Burada işte bu çok önemli burası. Gelin diyor, ben sizle anlaşma yapayım. Bunlar diyor ki anlaşırız ama önce bize albüm anlaşması ayarlar. Evet. Çok hızlı bir şekilde o sıralarda Neil Bogart. Neil Bogart'tan biraz bahsedeceğim. Çünkü çok orijinal bir karakter. Tabii. Neil Bogart da Casablanca Records diye bir tane plak şirketi kurmuş. Aynı bunlar gibi New York'ta büyümüş. Gene Simmons gibi hani İsrail'den gelmiş ailesi. Yoksul mahallelerde büyümüş falan. Müzik sektörüne girmiş. Orada biraz parlamış. 60'ların bu sakız bubblegum pop döneminde biraz yükselmiş plak şirketi falan. Adam yeni plak şirketi kurmuş Neil Bogart. Bunları o imzalıyor. İlk üç albümleri de arka arkaya çıkıyor. Yani Neil Bogart'tan biraz bahsedeyim bu arada. Bu herif mesela disco'yu gören adam. Tabii tabii. Bu arada Donna Summer'ı, Village People'ı bulan, çıkartan adam. T-Rex'i bulan. Enteresan bir herif. Çok da genç ölüyor. 40 yaşına gelmedi. Evet, onun bir tane filmi çıkacak da onun ismini bulmaya çalışıyorum bu arada ben de. Evet, 2023 çok sonunda. Çok orijinal bir adam. Yani ben birazcık o kısacık ömründe, yani 38-39 yaşında ölüyor. Bu süre içinde müzik dünyasını bu kadar hızlı okuyup bu kadar hızlı doğru isimler bulabilen bir adamlar var. Bunların arasında mesela George Clinton ve Parliament da var. Hani yeni Joan Jett'i son bulduklarından biri Joan Jett mesela. Bayağı bu arada saydığın isimler müzik piyasasının ne kadar önemli ama isimler. Bu küçük bir label. Neyse Casablanca Records'la imzalıyorlar. Önce Kiss albümü çıkıyor. Arkadan iki albüm daha. Yaklaşık bir 15 ay içinde falan yani. 1,5 yıl bile olmadan 3 albüm çıkarıyorlar. Fakat albümler şöyle hani çatlıyor ama patlamıyor. Hit single yok. Evet. Büyük satışlar yok. Fakat bu dönemde Kiss'in asıl yatırım yaptığı şey, çoğu büyük grupta gördüğümüz hikaye, canlı performanslar. Müthiş bir performans grubu olarak anılıyor. Kulaktan kulağa Kiss. Bir efsaneye dönüşüyor. Yani
100 kişilik, 40 kişilik, 50 kişilik yerlerde çalmaya başlarken bu işte bu 1000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 kişilik yerlere evriliyor bu süreçte. Plaklar satmıyor fakat bunlar sürekli yolda ve bu karakterleriyle özdeşleşen, işte böyle pyroteknik kullanan filan bir konser, bir gösteri sunuyorlar. İşte Gene Simmons kan püskürtüyor. Evet. İşte ateş fışkırıyor. Öteki davulcuya bilmem ne oluyor. Şimdi baktım yeni turneye çıktılar ya, demin konuştuğumuz. Set listini buldum. Evet. Set listte şey de yazıyor. Gene Simmons kan fışkırtır. Gene Simmons alev fırlatır filan. Hala bu program parçası ve yine 25 şarkı filan çalıyorlar. Neyse dur şu şeyi bir toplayayım. Bir. Tamam, sen ben Neil Bogart'a döneceğim. Bunlar bu diye. Konserlerde piştikten ve isimlerini güçlendirdikten sonra bu Neil Bogart'ın Casablanca rekorusu batmak üzere. Evet. Bunlar da batmak üzere. Yani grup olarak 3 albüm yapmışlar. Büyük bir hikaye yok artık, hani bu iş yürümeyecek derken Alive albümünü çıkarmaya karar veriyorlar. Yani plakları çok başarılı olmamış bir grubun görece olarak. Yani dördüncü albümünü, konser albümü çıkarması çok kötü bir fikir olarak da görülebilir. Ama bu grup kendisini canlı performansla var ettiyse, Kiss örneğinde gördüğümüz gibi, müthiş doğru bir karar da olabilir. Bütün bahtsızlık kırılıyor. İnanılmaz satan bir albüme dönüşüyor. Ama burada bir önemli şey var. Ne? Jimi Hendrix'in sound engineer Kramer'la burada çalışıyorlar. Electric Lady stüdyolarından ayrılıp Kiss Alive'ı. Daha sonra birçok albümünde de birlikte çalışacakları. Tabii. Onlar onu görüyorlar bu arada. Bazen Jimi Hendrix'in efekt var zaten. Mesela alkışların falan efekt olduğu yerler. Ama neticede bir Alive albümü. Daha sonra Alive 2 de çıkıyor. Zaten 14-15 tane legal konser albümü vardır Kiss'in. Yani 20 stüdyo albümü. Bir o kadar neredeyse official olanlar. Hani resmi konser albümleri. Bootleg'leri saymıyorum. Bu albüm hem plak şirketini hem Kiss'i kurtarıyor. Evet. Bu plak şirketi şöyle bir şey var. Spinning Gold, az önce dedim ya bunun biyopiki çıkacak diye Neil Bogart'ın. Casablanca Records'un işte kurucusu bu işte. Tabii Kiss'in ilk anlaşma yaptığı, az önce Kanat'ın anlattığı gibi. Bu Beth şarkısı var ya, aslında işte onu sinirlendirmek için yazıldığını, aslında şarkı birazcık da oradan çıkıyor. Beth'miş aslında ismi. Beth olarak değiştiriyorlar. Eski karısının ismi diye. Hani Beth, böyle. Ama benim bildiğim Peter Criss'in getirdiği bir parça. Eski grubundan. Evet, eski grubundan. Tabii görüyor zaten. Daha önce de bununla çalışıyorlar. Fakat bu şeyi seçmelere getirmiyorlar vesaire. Hani böyle bir film çıkacak. Bu 2023 olarak söyleniyor. Onu bir onun özelliği de şu. Şimdi Kiss böyle alevler, kanlar, canavarlar, korkunçluklar falan diye nam salmışken bu Beck şarkısı tabii çok yavaş. Peter Criss, hayır hisli bir şey filan, hani bize uyar mı bunlar, evet. Glam rockçı yarattıkları, sahneledikleri gösteri yüksek sesli rock müziği ve bir takım bunu tamamlayan fantastik görüntülerden oluşan bir grubun sevgilim sen gittin bilmem ne diye şarkı söylemesi pek tartıldığı zaman ya yapmasalar daha iyi gibi görülebilecek bir şeyken onu bete çeviriyorlar, koyuyorlar ve en büyük hitlerinden biri oluyor. Biri oluyor. Birkaç tane daha ve şey var. Bir iddiaya göre de çok pardon. Hani bu glam metal baladları vardır ya, bütün bunların ağababası Beth biliyorsun. Hani hepsi ondan neşet ediyor. Hepsi ondan doğuyor. Yani genel formunu bu metal balad denen şeyin belirleyici kutup yıldızı Beth şarkısı. Hani bazı müzik yazarlarına göre durum bu. Birazcık öne gidip şunları da anlatmak istiyorum. Şimdi bunlar makyajlarını yapıyorlar. Nereden etkilendiler? Hani bir yerden etkilenmeleri gerekiyor. Böyle durup dururken hadi makyaj yapalım diye bir mevzu. Tabii yani hani kendilerininki farklı bir şey olmakla birlikte bir Alice Cooper konserine gidiyorlar. Madison Square Garden'da hepsi böyle grubu kurduktan sonra hep beraber gidiyorlar. Ve önlere doğru böyle gidip de işte ne yapmışlar, nasıl Alice Cooper nasıl bir makyaj yapmış diye bayağı heyecanlanıyorlar. Ve onun makyajından bir kere çok etkilendiklerini söyleyebiliriz. Sonra kendilerine farklı bir şekilde uyguluyorlar. Bir o. Bir de o dönem işte 1970'lerin sonu New York'u düşünecek olursanız işte orada çıkan New York Dolls gibi gruplar. Hani onlardan da evet bir şekilde etkileniyorlar. Fakat biz adam diyor ki ben işte çok uzun boylu bir insanım. Onlara gibi giyindiğim zaman işte böyle tütü giymiş
futbolcu gibi olacağımdan dolayı öyle bir kıyafet de olmayacaktı. Farklı bir şey geçmemiz gerekiyordu. Bir o, bir de işte menajerleri ilk böyle kendi ofislerinde otururlarken ağzından ateş fışkırtan işte bir filmin bir parçasını getiriyor. İşte çok iyi ya, bizden önce kim çıkacak da bunları yapacak? Yo diyor, siz yapacaksınız diyor. Kim yapacak aranızdan? Hanginiz yapmak istiyorsunuz? Neyse, Gene Simmons'a kalıyor olay ve ilk konserlerinde, hatta bunun görüntüleri de var footage olarak, biraz kötü olmakla birlikte görüyorsunuz. İlk böyle fışkırtıyor alevi. Saç yanıyor buradan, böyle tutuşuyor saçları. Hemen arkadan ıslak havluyla Rodilerden birisi gelip kapanıyor adamın üstüne. Tabii insanlar çığlık kıyamet o işte. Şovun bir parçası zannediyorlar. Tabii böyle işte kanlar, işte yok ağzına dil, inek dili yapıştırdılar vesaireler. Böyle devam ediyor ki Gene Simmons'a daha sonra anlatıyor. Hani ben dilimin bu kadar uzun olduğunu farkında değildim. 13-14 yaşındayken hani kızların da hoşuna gitmeye zamanla gelişti. Evet, yani hepsinin belli bir şeyi var. Takıldığı bir yer var. Ya yani Gene Simmons'ın da kadınlar. Yani bu da bu açık ve net bir şekilde hani yıllar içerisinde. Şimdi Kiss dünyada logosu en çok bilinen. Evet. İmajı en... Dünya insanlığın genel olarak tanıdığı tabii, gruplardan. Tabii. Mickey Mouse gibi bir şey yani. Yani bu zaten şimdi ilk bu imajla çıktıktan sonra ve konserler tutmaya başladıktan sonra anında bir merch işine de giriyorlar. Merch işine en erken ve en çeşitli uyanan inanılmaz bir şey gruplardan ya. Biri. Hani bu kadar hızlı evet. Pazar, bunun pazarlanılabilir bir şey olduğu fikrine uyanıyorlar, daha doğrusu kendileri, ekipleri, her neyse yani etrafındaki insanlar. Ve senin dediğin gibi özellikle çocukların çok sevdiği bir grup, hemen çizgi romanları çıkıyor, belli çizgi romanlara katkı sağlıyorlar, televizyonda çocuk programlarına da çıkıyorlar vesaire vesaire, hani böyle bir evet. bağları var. Ve 1975'te, yani grup 73'te kuruluyor, ilk albüm 74 ya 72'de kuruluyor da ilk albüm 73 galiba. 75'e gelindiğinde bu meşhur Kiss Army kurulmuş oluyor. Kiss Army nedir? Yani bu ne kadar kısa bir sürede içerisinde tabii, olduğunu... Fan kulüpleri. Yani iki tane çocuk evet, kuruyor bunu. Evet. Ama şeye de söylemesin akıllı mi? Bir grup olduğu için bu çocukların da yaptıkları şeyi önemsiyorlar ve kısa zamanda sayısını... Bill Starkey ve Jay Evans 1975 senesinde Kiss Army fan kulübü kuruyor. Evet. Bak Gülşah'cığım, bu meşhur double platinum, en meşhur best of'larından biri. Ben bunu bir ikinci elden almıştım. Sağ olsun ve plaklarını ve plakla birlikte gelenleri iyi koruyan koleksiyonerler vardır. Ben de onlardanım. Ben de önceki sahibi bu plakla birlikte gelen şeyleri de sakladığı için burada bunları da gösteriyoruz. Bir tane Kiss'in kağıda basılmış bir platin albüm şeyi. Çünkü Alive'dan sonra yaptıkları albümler... Evet. Platin plak alacak mertebede satışa ulaşıyor. Ve bir de yine albümle birlikte dağıtılan Kiss Army'nin Kiss Wants You. Bu Amerikan ordusunun evet. Hani US Army Wants You ve Uncle Sam Wants You hikayesi gibi hazırlanmış bir tanıtım şeyi. Burada yıllık $5 karşılığında. İnanılmaz bir şey, bak bunu düşünüyorsun. İşte ya. Nelere sahip olacağınız anlatılıyor. 3 ayda bir gelen bir Kiss Army News gazetesi var. Bir tane sana özgü bir kimlik kartı geliyor. Bir diskografi geliyor. Fotoğraflar geliyor. Bir tane şey geliyor. Patch geliyor filan falan. Ve burada da bunun uzantısı olarak elbette Kiss Special Merchandise diye bir ne denir buna? Talep formu mu? Sipariş formu var. Buradan beğendiklerini, yani bir şapka olabilir, bir işte kolye ucu olabilir, bir tişört olabilir. Bayağı da ucuzmuş merchler bak. 6 euroya 5 euroya tişört satıyorlar. Gülşah'cığım bugün benim diyen grubun, hani geçen sene ilk plan çıkaran grubun tişörtü 30 eurodan aşağı tabii değil. Satılmıyor. Neyse, bunları ve buraya paranı da koyuyorsun. Gönderiyorsun. Kiss'e yolluyorsun. Hem Kiss Army evet. neferi oluyorsun hem de parasını verdiğin bu seçtiğin bu logoyu da bu arada uzun zamandır onlarla birlikte çalışmış olan Dennis Wallock tarafından tasarlandığını da söyleyelim. Evet, ona belki bakmak istersiniz. Logonun hikayesi istersiniz. Evet. Biraz kaşık. Hayır, Kiss Army. Aynen. Kiss Army'nin ki. Kiss'in de logosunda da hani birazcık bir sakıncalı durumlar var. Ondan da birazcık bahsedelim isterseniz. Bu sonundaki bu SS Kiss'in aslında o Thunder, yani şimşekten hani yola çıkarak kendi aralarında buldukları bir ve elle çizilmiş olan bir logo aslında.
Paul yanılmıyorsam bunu elle çiziyor. Fakat tabii bu SS subaylarının da logosuyla benzediği için mesela Almanya'da zamanında hiçbir şekilde yani yasaklanıyor. Yok, şöyle oluyor aslında, dediğin doğru, evet, yasaklanıyor demeyelim de grup bunu öngörüyor. Aslında dediğimiz gibi cinsimiz İsrail'den gelmiş. Hani tabii mesela. Böyle yani alakaları yok bu işlerle de. Dediğin gibi şimşek yapalım derken SS logosuna benzediği Almanya çok yoğun Yahudi nüfusun yaşadığı başka ülkelerde vesaire veya bu İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan soykırımın, evet, değdiği ülkelerde bunun yerine başka iki S harfiyle basıldı plakları. Evet. Başka bir logoyla. S'ler, evet, değiştirildi. Terse, evet, çevrildi. Bir şey oldu. Ki bu arada Jean Simmons Yahudi. Tabii tabii. Simmons'ın da annesi Holocaust. Tabii tabii. Şeyi. Ya onunla bir alakası yok. Sadece bu hassasiyet oluşturmasın diye hatta belli ülkelerde logosu daha değişik basıldı kesin. Yani bu klasik logonun dışında bir logosu daha var. O da klasik. Evet, evet. Hani Almanya'da basılan plakta bu logo olmuyor. Öteki logo oluyor, evet, gibi. Bir tane daha değişiklik var. Mesela ilk albümlerini çıkarttığı zaman o kedinin suratının neden farklı olduğunu da yani bir özel makyaj sanatçısıyla çalıştığı için orada makyajı farklı ilk albümün kapağında. Sonra hani tekrar kendi yapmaya başladığından dolayı hani oradaki değişikliğin de sebebi bu. Yani değişiklik demişken. Şimdi bu klasik kadro 1980'e kadar falan öyle böyle geliyor. Hani bu, evet, şu Dynasty albümü sırasında, yani İngilizler Dynasty diyor ama bunlar Amerikalı olduğu için biz Dynasty desek herhalde daha doğru olacak. Peter Criss zaten evde yok, hani başka bir davulcu geliyor. Benim de en sevdiğim albümlerinden biridir bu albüm. Ve bu meşhur değişiklikler devri bir şekilde başlamış oluyor. Yani grup aslında, evet, dediğimiz gibi her zaman Simmons ve Stanley'nin grubu. Hı hı. Başarıyla birlikte bu arada diğer elemanlar katkı sunuyorlar yani işte Bat örneğinde gördüğümüz gibi hani. Hı hı. Ama kazançtan gereken payı alamamak veya gerektiği kadar onu söz hakkı sahibi olmamak gibi bütün gruplarda gördüğümüz büyüme sürecinde kopuşlar başlıyor. Ace Frehley ve Peter kısa arayla gidiyor. Ondan sonrası işte ben de Gülşah açıp takip zorluğu yaratıyor gerçekten biraz. Yani hani kim geldi, kim gitti, o geldi. Çünkü arada o gidenler bir daha 90'larda geri döndüler. Dönüyorlar, dönüyorlar. Sonra bir MTV daha gittiler. MTV Unplugged'da geliyorlar, gidiyorlar. Üçüncü kez geliyorlar. Tekrar turneye birlikte çıkıyorlar. Gene gidiyorlar, gene geliyorlar. Ya böyle bir anlaşmazlık var aralarında. Bir de şöyle bir şey söyleniyor tabii ki. Yani hani oturup da hiç kimseyle konuşmadığımız için Gene, özellikle Gene Simmons'ın birazcık anlaşması zor bir insan olduğunu, sadece grup içinde değil yani diğer müzisyenlerle de sürekli bir atışma halinde, bir ağız dalaşı halinde olduğunu böyle devamlı haberlerde okuyoruz. İşte ona dedi ki neden yüzüne dövme yaptırdın, bu dedi ki işte git doğru düzgün müzik yap, ona işte Dee Snider'la Justin Bieber'a kadar, anlatabiliyor muyum, yani herkesle bir takım hani durmuyor rahat yani kendisi. Biraz şey bir adam, son röportajlarından biri hayattaki tek arkadaşın işte Paul, evet, Stanley olduğunu söylüyor. Tabii. Yani biraz istemiyorum geçinmesi zaten zor, evet, bir insana benziyor ama hani adam da dişiyle tırnağıyla bu kariyeri kendisi yapmış. Şimdi gruplarda hani YouTube falan gibi böyle birkaç örneği geçersek eşitlik zaten pek rastlanan bir şey değildir. Eşitler arasında birinci olanlar vardır, o eşitler arasında daha birinci olanlar vardır, ama mutlaka ya bir birinci vardır. Yani Rolling Stones'a bile baksak yani, en sonunda, evet, Keith Richards ve Mick Jagger'ın grubudur. Evet. En yumurta kapıya geldiğinde de Mick Jagger'ın grubudur yani hani. Her grupta olan işler bunlar. Birileri diğerlerinden daha öndedir. Çünkü sorumluluğu almak ona kalır vesaire vesaire. Kiss de diyorlar ki bunlar bizim dizayn ettiğimiz bir grup. Her şeyi biz oluşturduk. Hani bütün bu fikir, tabii, tabii, bu diskografi, her şeyde biz vardık. Kararları biz alırız ama uzun süredir yine aynı bir ekiple devam ediyorlar. Hani son kadroda Tommy Thayer var. O bayağı, evet, yıllardır var. Eric Singer, o da uzun süredir Eric Singer. Grubu bir şey yani. Eski elemanları sayarsak hani işte Ace Frehley ve Peter Criss eski eleman. Eric Carr zaten 91'de kaybettik onu. Vinnie Vincent var. Mark St. John var. Evet. Bruce Kulick var. Ama bu arada mesela hani mesela şu, Vinnie Vincent'ın makyajıyla birlikte dışarılarda kendi solo çalışmalarını yapmasına falan da izin vermiyorlar. Yani haklılar o grubun bir yandan. Bir anlaşma şeylerini bilmiyorum onlar. Ama bu arada mesela hani adı geçmeyen enteresan
karakterler var grubun tarihinde. Bunlardan bir tanesi Vinnie Poncia. Vinnie Poncia aynı zamanda bu Dynasty albümünün yapımcı ekibinde. Ve yine burada olan meşhur Desmond Child var. Bu Desmond Child. O da söyleyeceğim. Aynı zamanda bunlar işte I Was Made for Loving You, Paul Stanley ile birlikte bu iki tipin de yazdığı şey, ama Desmond Child çok acayip bir adam. O 1980'ler denildiği gibi anlatıyor. Ya Bon Jovi'nin Bad Medicine'ından tut, hani Ricky Martin'in La Vida Loca'sına kadar böyle, adam hit makinesi yani. Aynen öyle. Ha. Fabrika gibi adam. Tabii, onun bak, da yeni bir şey çıkacak. Ben not almıştım onu. Joan Jett'in I Hate Myself for Loving You var. You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Bad Medicine. Bunların üçü Bon Jovi'den. Dude, Angel ve Crazy. Yani inanılmaz bir şey. Poison, Alice Cooper. Alice Cooper'la çok çalışıyor zaten. Desmond Child'ın, ben de sana şu şeyini vereyim. Living on a Prayer, Big Songs, Big Life. Bu sene sonunda Hatıra kitabı piyasaya çıkacak. Hepsinin de böyle bak, şey. Bak enteresan, güzel okumak lazım. Evet. Büyük hit makinesi adam. Şunu demek istiyorum. Yani Gene Simmons'la Paul Stanley bir grubu iyi yönetiyorlar. Doğru isimleri buluyorlar. Evet. Yani 80'lere girerken 80'lerin en büyük hit parçalarını yazacak adamlardan birini mesela kadrolarına görüp almışlar. Bu adamda iş var demişler ve I Was Made For Loving You çıkmış. Sure Know Something'de de Paul Stanley ile galiba bu Vinnie onların ortak parçasıdır. Bu albümdeki bir başka çok sevdiğim bir parçadır. Grubu adam diyor ki ben yönetiyorum, iyi yönetiyorum. Bugüne kadar da böyle geldi Kiss diyor. Hani burada Gene Simmons'a çok kızamıyorsun. Genelde zaten baktığında bu ayrılık kavgalarında Peter Criss'in bildiğim kadarıyla birazcık şey problemleri oluyor. Her grupta rastlanan, hani genelde de davulculara mı denk geliyor bilmiyorum. Alkol ve işte uyuşturucu madde bağımlılığı. Evet. Pek evde değil artık, tabii, çalamıyor. Tabii. Davulcu geride kaldı gruptan diye zaten bu mevzu başlıyor. Şu Dynasty'de adı var, hatta bir hit parçada da yine ortak yazıyor da sadece tek parçada var. Evet. Diğerlerinin hepsinde başlıyor. Ama şeyde yapmaya başlıyor yani, grubun hani aşağıya çekmeye de başlıyor. İşte Gene Simmons'a arkadan baget atıp kafasına yarmalar. Hani böyle sahnede de rahat da durmuyor. Yani belli ki hani gidici, hani orada bir takım grubu aşağı çekmeye çalışan hareketleri de var. Hatta bir tane televizyon programına katılıyorlar. Şu anda adını unuttum. Epey de önemli bir mevzu bunlar için. İlk dönemleri, hani o dönemleri daha doğrusu. Orada yani o kadar kötü bir durumda çıkıyor ki daha saçma sapan kahkahalar atıyor. Yani hepsi, yani diğer grup elemanları böyle pis bakışlarıyla birlikte onu susturmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Yani zor bir karakter. Sonra bayağı 90'larda yine döndü ama yine ayrıldı. Yine bir çok laf da Ace Frehley'de de öyle yani. Mevzular pek kapanmıyor bunlarda. Ha, bu arada şeyi de söyleyelim. Şu Bad'den de mi bahsettik? Başlangıç döneminde bu şovlarının da etkisiyle daha çok çocukların ve ergenlerin ilgi gösterdiği bir grupken, Bad'den sonra mesela kadın seyirci gelmeye başlıyor. Seyirci yaş biraz daha yükselmeye başlıyor vesaire. 70'lerde esip gürledikten sonra işte 80'e geldiklerinde 80 bilmiyorum ama Unmasked'i yapıyorlar. Evet. Zaten ben o dakikaya kadar çocukken gazetelerde hepsinin fotoğrafını görmüştüm. Dediğin gibi çok şey haberi çıkardı. Yüzleri belli oldu. Aslında herkes biliyor Gene Simmons kimdir. Cher'le çıkıyor o zamanlar. Her gece stüdyo 54'te. Tabii bu arada Cher'le çıkması büyük olan. Yani Cher'le çıkıyor deyip yani bütün tabii, hayranlarından falan sen pop sanatçısıyla nasıl birlikte olursun diye. Ki o zaman hani duruyor. Bayağı büyük aşk yaşıyorlar anladığım kadarıyla orada. Bir de şey var. Bunların menajerleri ilk başta diyorlar ki bak Marilyn Monroe'yu her fotoğrafında Marilyn Monroe olarak görürsün. Başka bir türlü görmezsin. Siz de böyle olacaksınız. Yani bu imaj çalışması denilen şey işte 1970'lerin sonunda hani düşünecek olursanız bence muhteşem bir ileri görüş bu. Yani sen maskesiz hiçbir yerde görünmeyeceksin diyor. O yüzden böyle şeylerden çıkarken. Şimdi ne zaman yapıyorlar? Unmask ne zaman geliyor? 1980'de. Şeyle çıkıyorlar. Peçeteyi sarıp da hani çıkıyorlar. Hı. Öyle kendilerini korumaya çalışma falan. Ama sonra işte açıyorlar yüzlerini. İlgi biraz düşünce. Evet. Daha doğrusu ne oluyor o sırada? Hani dünyada başka rüzgarlar esiyor. İşte punk çıkıyor, bilmem ne çıkıyor vesaire. Zaten şeyden dolayı hani sound olarak Dynasty'de filan disco sound'u çok büyük ölçüde sızıyor grubu. Hani I Was Made For Loving You'lar, Sure Know Something'lar, hani hard rock parçasından çok disco sound'una yakın görülebilir. Bunda da bir problem yoktur. Daha geçen gün şeyi izledim. Adamın adı gitti aklına. Foo Fighters, Dave Grohl. Evet. Meşhur bir hip hopçuyla konuşurken
Diyor ki benim en büyük beslenme kaynağım 70'lerin disco gruplarıydı Nirvana'da. Ve Nevermind'ın girişiyle bir şimdi aklıma gelmeyen, aklımda olsun sana söyleyeceğim. Hmm. 70'lerin bir disco parçasının introsu. Aynı direkt oradan aldım diye. Onu yapıyor, o hipopçu herif böyle yapıyor. Puff, hani bugüne kadar hiç görmemiştim diye. Hmm. Bunlar olabilecek şeyler. Kötü manada demiyorum hani. Tabii kiss, ki canım. Disco sound'unda bir şey yapıyordu anlamında değil ama imajda oluşturduğu diyeyim. Hani metalci, evet, hard rockçı imajında deriler, alevler, kanlar, canavarlık, bunların hepsini, bu mirası Kiss'ten devraldığını söyleyebiliriz heavy metal dünyasında. Hani deri giymek, ateşler, şey, yüksek topuklar, o bütün o estetiği diyelim. Ama sound olarak Kiss o kadar belirleyici değil. Tabii canım. Yani hatta o God Gave Rock'n'Roll to You Too bölümlerinde gene ikiye bölünüyor. Yani ne kadar hani böyle bambaşka bir tarafa doğru gittiler. Daha böyle bir nispeten daha sert olan soundları. Döneme göre ayarlamalar yapıyorlar. Bu 90'larda özellikle grunge kuşağındaki grunge'ın kahramanları hani Kiss'i çok yüceltince, biliyorsun Seattle tayfasının neredeyse tamamı büyük Kiss fanıydı yani. Çünkü çocukluklarında baktıklarında gördükleri şey Kiss. Hı hı. Biraz bir Kiss nostaljisi oluşunca bunlar döndüklerinde sert bir soundla döndüler. Yani eski soundlarına göre daha sert bir soundla döndüler. Hani o döneme göre kendilerini ayarlama, o pozisyonu alma işini hala becerebilirler. Beceremeseler zaten 50 yıl sürer mi bir grup yani? 50. yıl işte. Zaten hani sahnede artık yani bizim gitmemiz lazım diyerek çıkıyorlar. Yoksa hani onlara kalsa daha devam ettireceklerdi yani, menajerlerine kalsa. Bu arada ilk dönemlerinde çok fazla konser vermelerini Paul Stanley özellikle diyor ki yani sen bir menajersin, bir şey, turne menajerisin. Ben ne istiyorsam aslında onu yapman lazım. Yoksa hani adam da diyor ki buraya gideceksin. Hiç durmadan konser veriyorduk diyor. O dönemleri hakkında hani bunları söylüyor. Bir de benim aldığım notlar arasında bu Eric Carr hayatını kaybettiği zaman. Evet. İnanmıyorsam Gene Simmons diyor, birazcık haksızlık ettik ona diye. Çok böyle az rastlanan bir kanser türü, kalp kanseri. Evet. Fakat onun dinlenmesi gerektiğini düşündükleri için farklı bir tarafa yöneliyorlar. Başka bir davulcuyla birlikte çalıştıkları için hayatını buna adamış olan Eric Carr da ona haber verilmeden işte turnede başkasıyla çalışılması, albümde başkasıyla çalışmasından dolayı küsüyor bunlara. Ve hani o dönemde keşke hani başka türlü davransaydık diye herhalde üzüldüğü ya da keşke dediği nadir şeylerden biri bu kendisinin Eric Carr'a. Birazcık haksızlık ettik diye daha sonra yaptığı röportajlarında onu anlatmış. 1991 senesinde hayatını kaybetmişti. Tabii önemli şeylerinden biriydi. Bir o bir MTV'ye böyle şeysiz, makyajsız çıkma hadisesi var. Şimdi bu ilk bunlar maskesiz çıktıklarında bir etki yaratıyor bu. Önce maskesiz fakat sonra iş tavsıyor yani. Grubun evet, tavsadığı tabii bir süreç de var. Hani artık yüzleri de görüldü. Sound olarak da çok muteber değiller. Grubun en böyle sallandığı dönem diyebiliriz. Fakat sonra yine geri dönmeyi başarabiliyorlar. Yani tabii. Hiç ortadan kaybolmamak gibi bir şeyi başarabiliyor Kiss. Ve bunu son derece Amerikan bir şeyken yapıyor. Yani şu Avrupa'da, Japonya'da, dünyanın her yerinde hayranları var Kiss'in elbette. Ama aslında baktığında son derece Amerikan. Hani bir çizgi roman gibi, bir Hollywood yapımı blockbuster movie gibi bir şey Kiss grubu. Bir şeyle karşılaştırmak gerekirse. Ama biz ona hayranlıkla bakıyoruz çünkü hep bizi şaşırtacak bir şey yapıyor. Ve ben gidemedim bir türlü konserlerine. Bu pandemi öncesinde olabilseydi bu turne, yarım kaldı daha doğrusu. İşte Romanya'da gitmek gibi bir isteğim vardı. Evet, olmadı. Doğru konuşuyorduk. Aynen, bu turnede de artık yakalayabilir miyim bilmiyorum. Artık görmeden geçeceğiz ama her giden ve gören benim tanıdığım insanlardan herkesin böyle öve öve bitiremediği bir tabii bir şov hadise olduğu söyleniyor. Yine bak 70 küsur yaşındalar şimdi. Geçenlerde işte dedik sahnede, ben de üzüldüm onu öyle diye. Seninle de hatta bir üzüldün sen. Konuştuk ya, dedim adamı böyle görünce biraz üzüldüm falan. Ama şey olmuş, 5 dakika ara vermişler konsere. Hikaye şu, bilmeyenler için söyleyeyim. Bu son turnelerinin Brezilya ayağında, Manao şehrin adını da yanılıyor olabilirim. Konser sırasında Gene Simmons biraz fena hissediyor kendini. Bir sandalye getiriyorlar ama o acayip kostümü ve makyajıyla sandalyede oturup bas gitar çalan yaşlı bir adam görünce böyle Kiss imajıyla biraz beni üzen bir fotoğraf oldu. Fakat sonra öğrendim ki seyirciye Beth'i söylettirmişler 5 dakika. O 5 dakikada işte o artık suyunu içmiş, bir bakımını yapmış falan, kendine gelmiş. Dehidratasyon.
Yani turnedeyken Gene Simmons'ın suyunu içip içmediğine dikkat etmiyorsa oradaki 800 kişilik ekip ne yapıyor, ben onu da anlamadım bu arada yani. Herhalde birinin de artık adama suyunu içtin mi abi diyeceği bir çağ gelmiş grup. Neyse sonra da devam ediyorlar turnelerine, iyiler yani. Sen İyi böyle açıklama yaptı. Devamlı tabii canım, ben bayağı şeylerini falan internet sitelerinde devamlı turne ve turneden fotoğraflarını da paylaşıyorlar. Az önce hani her bir şekilde geri dönüyorlar dedin ya, ve bunların merchleri yani hediyelik eşyaları artık böyle hediyelik eşya mevzusundan tamamen bağımsız bir başka bir kol olmuş durumda. Tabii. Hiçbir şey olmasa onunla geri dönüyorlar. Şöyle ki ben de Gene Simmons'ın gene katıldığı televizyon şovlarından birisini izledim. Conan O'Brien'e katılıyor. Conan O'Brien'e hatta böyle çok tabii ki muhteşem, ben en sevdiğim sunuculardan biri kendisi, biriydi. Orada tabuttan bahsediyor. Mesela adam diyor ki yani kim Kiss tabutu satın alır? Allah yani saçma sapan bir şey yapmışsın, delirdiniz herhalde falan diyor. O da diyor ki ya bu aynı zamanda soğuk tutan bir şeydir diyor. Buzdolabı olarak da kullanıyorsunuz diyor. Hiç yani şey yapmak yok. Geri vites yok hiç. Kart çıkartıyorlar, Visa kartı. Bu arada diyor, tabut satılıyor biliyorsun. Tabii işte satılıyor. Bir tane meşhur bir metalci, şimdi adı aklıma gelmiyor, onunla gömüldü. Yani hiçbir şey olmasa buzdolabı olarak kullanıyorlarmış barlarda işte. Visa kart çıkartıyorlar, Kiss. Diyor ki Allah aşkına kim alır bunu ya diyor. İnanamazsın ki buna, yalan gibi duruyor böyle. Yo diyor işte bilmem kaç bin tane satılıyor şeyi var diyor. Bayağı üzerinde şimdi bilmem ne var diyor. Kiss Army dünyanın en organize ve en geniş tabii. Fan kulüplerinden biri. Bir dönem hakikaten çok inanılmaz sayıda üyeye ulaşıyor. Büyük bir pazarlama aynı zamanda. O 1970'lerde bu arada en fazla satılan merchlerinden bir tanesi radyosu. Bir de daha komik başka bir şey söyleyeceğim. Hani tamam böyle Mastercard'ı, bilmem nesi, buzdolabı, tabutu falan daha böyle şeyler söyledik ya. Şampuanlarını falan da çıkartıyorlar. Evet. Kiss Her Kiss'im. Parfüm, fragrance, ve şampuan. Gülşah'cığım burada anahtar soru şudur. Ne kokuyor? Hayır ya değil, ne alakası var? Gördün alır mısın almaz mısın? Alırsın. Yani. Ya Kiss şampuanı gördüğünde insan alır en azından. Hani, aa ben bunu Nike'ye götürürüm. Elif'in hoşuna gider falan evet. Dersin. Alırsın yani. Evet evet. Alırsın. Neticede bunlar iyi bir pazarlama şeyi. Bizim de tüketici olarak hemen düştüğümüz tuzaklar, ama niye düşmeyeyim bir yandan da. Yani. Evet, bu arada mesela bu 90'lardan dedim ya, bir Kiss nostaljisi olunca geri dönüyorlar. Geri döndükleri turnenin hasılatı 150 milyon dolar falan yani. Hani ay kıramadınız döndük dediklerinde kazandıkları para 150 milyon dolar. Bu arada sadece bu merchandise ve bilmem ne değil, başka yatırımları da olan işte bunlardan bir tanesi çizgi roman. Evet. Şey, filmlerde oynuyorlar. Hemen hemen hepsinin öyle bir şeyi var. Paul Stanley bu 60'ların 70'lerin soul müziğini çok sevdiği için ayrı bir onun projesi var. Plan da yaptı bir tane hatta. Onun cover grubu var yani, ama sadece 60'lar 70'ler çalıyor. Bir şekilde devam ediyorlar hepsi. Bu kahve şeyleri var. Dükkanları var. Yani bu isimlerini çok güzel kullandırıyorlar. Bir tabii o, Rock and Roll Hall of Fame'e tabii hepsine kadar girdiler. Her yerde yıldızları, ödülleri tabii. Her şeyler var elbette. Bu az önce MTV'den bahsetmiştik. MTV Unplugged zamanında büyük olaydı ya, 1996 senesinde. Zaten orada bir araya geliyorlar. İlk olarak orada, evet. Sonra turneye birlikte aynen. Çıkıyorlar ama yani bir iki şarkı için geliyorlar. Klasik kadronun toplanmasını o tetikliyor evet. Yani. Gerçekten hani grubun çok fazla eleman değişikliği var, ama hani tabii ki elbette ilk baştaki asıl mevzu herhalde kabul edecektir ki hayranları da şeyi başka. Eleman değiştiren gruplar da var elbette, ama burada temel olan Gene Simmons ve Paul Stanley'nin evet. Ağırlıklı olarak da hani ikisinin arasında Gene Simmons'ın dediğini yaparak bir şekilde 50 yıllık başarılı bir kariyer. Dünyanın en çok tanınan gruplarından biri. En çok plak satan gruplarından. Tabii. Adı bahsi geçen gruplardan biri. Turneleri her zaman büyük bir başarı hikayesi. Ve insanlar bu kadar mutlu ki birbirlerini eziyorlar bilet almak için hala falan. Bir iki şey söyleyeyim ben. Gene Simmons'ın bu arada Osbournes gibi Gene Simmons Family Jewels diye bir evet, dizisi. Ama eski o. Ya, yok, tabii. Var yani, hani öyle merak ederseniz bakmazsınız. Reality show'u vardı evet. Aynı zamanda dilini 1 milyon dolara sigortalattığını da söylemek isterim. Hani bu Keith Richards'ın parmaklarını
Jennifer Lopez'in kalçalarını sigortalatması gibi bir mevzuda dilini ne kadar önemli olduğunu kendisi için. Tabii. Kendisi de söylüyor zaten. Bu arada birçok kitap da hani kendi hatıralarını anlattıkları hepsi birer tur yazdı yani. Eski, yeni var. Bütün elemanların evet. Hemen var biyografisi. Ama bak hani Kiss böyle hiç dinlemem derken bütün şarkılarını bildiğimiz bir grup çıktı diye girmiştik programa. Tabii canım. Kiss hakkında ne konuşuruz derken de Gülşah'cığım. Çok eğlenceli bu arada. Pek çok hikaye olan böyle ay şunu da anlatayım deyip unuttuğum bazı hikayeler geziyor kafamda ama yakalayamıyorum şu an. Ben sen belki o zaman hatırlarsın diye birkaç tane şey söyleyeyim. Gene Simmons'ın kavga ettiği insanlar listesi yapmışım ben birkaç tanesi tabii ki hepsini yazamadım yani bir yerden sonra Santana var, Liam Gallagher var, Oasis'e sallıyor, Gene Cooper daha aldım ben işte kızını benim ismimden koydu diyor Gene diye. O da diyor ki Liam Gallagher'da yok ben Gene Cooper'dan koydum. Sen Cooper'dan koydum. Sana ne alakası var diyor. Ice Cube'la, Nikki Sixx'le, Justin Bieber'la, David Lee Roth'la hepsiyle kavga ediyor. Ice Cube hariç diğerlerinin hepsinde haklıdır bence. Cisimus'un ne kadar uyuz varsa onlarla kavga etmiş. Yani bir mutlaka bir ya şey söylüyor. Hayır. Bir de David Lee Roth'u hadi kıyamam. Van Halen'ı severim ben 1984 albümünü. Hadi onu da ayırayım. Justin Bieber'la tabii kavga edersin. Yani. Niye etmeyeceğini ne yapacaksın? Ama katıldığı televizyon programlarını izlediğim zaman gayet böyle hani keşke otursa da konuşsak Gene Simmons. Özellikle Gene Simmons. Öyle bir hava var bende. Adamlar büyük efsaneler hakikaten. Seninle oturmazlar diyorsun. Hayır sen yüzüne bakma der miyim her şey? Kurban olsun sana cinsimiz de. hani hard rock heavy metal estetiği kültürü dediğimizde çok belirleyici bir gruptan bahsediyoruz yani. Evet. Ve pek çok şarkısını sevdiğimiz zaman içinde hayretle. Hayret gerçekten bu kadar bilmiyordum ya ben. Böyle hisseden başkaları varsa şu bizim YouTube'daki alttaki yorum kısımlarında bize söylesinler hani ikiz. Sen nasıl bakıyorlardı? Evet. Bir merak ettiğim bir konudur. Hani yalnız olmadım mesela sen de benim gibiymişsin. Aha. Bir iki kişi daha benim gibi etrafımda çıktı ama hani çoğunluk abi sen neredeydin? Biz zaten ikisi çok seviyoruz diye. Tabii o ayrı yani. Bir şey. Mesela o gün Sanlısoy ben bir yerde böyle oturuyorduk işte Çağlancığımız falan da vardı galiba Niki de Çağlan vardı. Çağlan da severdi ikisi. Evet. Onlarla otururken böyle bir God Gave Rock and Roll to You to çalıyordu işte böyle barda. Büyük ihtimalle Güray'ların mekanında orada o kadar güzel eşlik ediyorduk ki yani hep aklımda o var mesela Kiss deyince elbette Nicky ayrı bir yerde ama o gün Sanlısoy'u da hani buradan selamlarımızı gönderelim. Bu arada Nicky ile ilgili öğrendiğim yeni bir şey paylaşmak istiyorum Kiss ile ilgili. Söyle. Her programında 6. şarkı Kiss'miş bugün öğrendim. Dalga geçiyorsun. Evet Gökçe söyledi yayından önce. Bence müthiş güzel bir şey. Çok muhteşem. Bu makyajlarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bu kabuki makyajı işte bu Japonların o geleneksel tiyatro makyajını daha önce David Bowie'nin de ne kadar etkilendiğini biliyoruz. Hani bu kabuki'yi özellikle belki daha sonra bakmak istersiniz Kiss de onlardan çok etkileniyor makyajlarında. Hani o beyazlar vesaire. Onu da söyleyelim. İşte böyle. Keşke gelseler de gitsek ne diyeyim. Evet. Bilmiyorum. Avrupa turnesi şimdiye kadar geldiler, çok daha... Geldiler. Program açıklandı. Gözükmüyoruz. Biz, evet kimseye yok. Boşuna ama boşlukları var. Ama. Yani. İki günlüğüne uğrayıp konser veremez. Adamlar turneyi planlamışlar. Hani evet. Hiç şey belli olmaz. Böyle son dakikada bir şey ama oluyor ama yakınlara ya. Geliyorlar işte. Almanya falan. İtalya'da evet. Da çalacaklar. Var. Belçika var. Belçika var. Bir sürü yerde var yani. O kadar para vermek zorunda değilsiniz bu arada. Benim ilk böyle programı açarken bahsettiğim o yüksek meblağ sadece VIP'nin VIP'si olan yani artık her şeyi yapıyorsunuz. Bence artık konserler gidilebilir. Yani sıradan insanlar bizler için, faniler için gidilebilir şeyler olmaktan uzaklaşıyor süratle. Evet. Fiyatlar korkunç. Evet. Başka hani bir son yol... turne diye belki de. Yok Kiss için demiyorum buna genel olarak diyorum canım. Hani festival biletleri de arttı. Daha önce de konuşmuştuk. Arttı hani. Arttı ama tabii. Bize arttı. Yazın bir konsere gidelim bir bakalım desen evi ipotek ettirmen gerekir varsa evin yoksa zaten gidemez. Evet işte bugün biz Kiss'ten bahsettik. Jack Talks'ta önümüzdeki hafta yeni bir grup, yeni bir konu artık bakacağız. Sizlerin tabii ki fikirleri çok önemli. Kiss'te konuşmamızı istediğiniz gruplardan biriydi. O yüzden biz de seve seve bugünkü programda yer verdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.